Merhaba arkadaşlar. Buradan Dereli Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerime selam gönderiyorum. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü her ay örnek sorular yayınlıyor LGS'ye yönelik. Şimdi bugün Nisan ayı içerisinde yayınlanmış olan sözel bölümün Türkçe sorularını inceleyeceğiz sizlerle. İlk soruya bakalım. Biliyorsunuz paragraflı sorularda, üstünde metin olan sorularda öncelikle soruyu okumakta fayda var. Bu metindeki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisinin yanlışlığı vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisinin yanlışlığı vurgulanmaktadır? Yani yukarıdaki paragrafta bize bir şeyleri ifade edecek ve bir şeylerin yanlışlığını öne sürecek. Aşağıda biz bunu eşleştireceğiz aşağıdaki seçeneklerden biriyle bakalım. Yazarın hikayede süslü anlatımı öne çıkarması okura yüktür. Süslü dil konuyu gölgede bırakarak okurun kafasını karıştırır. Yani şunu demek istiyor. Süslü dil sade dile göre konuyu biraz daha gölgede bırakarak okuyucunun bunu anlamasını zorlaştırır. Bu yüzden yazarın anlatımıyla hikaye arasında mesafe olması gerektiğine inanıyorum. Başka bir deyişle üslubun cüssesi hikayeyi gölgelememeli. Şimdi bizim bir yazarımız var. Ortaya bir eser koymuş. Nasıl bir eser arkadaşlar bu? Bu eserin üslubu çok ağır. Yani anlamakta zorlanıyoruz. Bu durumda hikaye ne olur? Gölgelenir. Yani konuya vakıf olamayız. Ama anlatım sade olursa, üslup sade olursa ne olur? Konu ön plana çıkar ve konuyu anlamakta zorlanmayız. Altı çizili kısım aslında tam olarak bunu anlatmak istiyor. Üslubun cüssesi. Üslup neydi arkadaşlar? Üslup anlatım şekli. Yazarın anlatım şekli. Anlatma biçimi. Cüsse ne demekti? Cüsse aslında insan gövdesi demek ama mecazen büyüklük anlamına da gelir. Burada büyüklük anlamında kullanılmıştır. Anlatım şeklinin cüssesi, anlatım şeklinin büyüklüğü, kalabalıklığı diyelim artık, hikayeyi gölgelememeli. Şimdi buradaki paragrafı yazan kişinin vurguladığı şeyi aşağıda bulmamız lazım. Bakalım. Bu metindeki altı çizili sözde hangisinin yanlışlığı vurgulanmaktadır? A. Hikayelerin yazarın yaşamından izler taşımasının. Altı çizili kısımda böyle bir şeyden bahsetmiş mi? Yazarın yaşamıyla alakalı bir şeyden? Hayır. O zaman A'yı eriyoruz. B. Hikaye dilini okurun beğenisi doğrultusunda oluşturmanın. Şimdi burada okurun beğenisiyle alakalı bir şey yazmış mı? Hayır. Sanatlı dilin hikayede anlatılanların önüne geçmesi. Evet, aradığımız şey galiba bu. Çünkü üslubun cüssesinden kastımız neydi? Yazarın anlatış şeklinin daha böyle süslü olmasıydı, sanatlı olmasıydı. Dolayısıyla burada o zaman sanatlı dil neyi ifade eder? Üslubun cüssesini ifade eder. Yani cüsseli bir üslubu ifade eder. Hikayede anlatılanların önüne geçmesinden kasıt neydi? Konunun ikinci planda kalması ve üslubun öne çıkmasıydı. Dolayısıyla C şıkkında bunu ifade etmiş arkadaşlar. Bakın sanatlı dilin hikayede anlatılanların önüne geçmesi değil mi? Bunun yanlışlığını vurgulamıştı yukarıda. Dolayısıyla aşağıda eşleştirdiğimizde hangisi aynı anlama geliyor burada? C şıkkı. D'yi de okumuş olalım. Hikaye yazarlarının okuru yönlendirmeye çalışması. Baktığımız zaman altı çizili kısımda bununla ilgili bir ifade yok. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan olur. İkinci soruya geçelim. Numaralanmış metinlerden hangileri zor zamanlar güçlü insanları, güçlü insanlar iyi zamanları, iyi zamanlar zayıf insanları, zayıf insanlar da zor zamanları ortaya çıkarır cümlesinde belirtilen düşüncelerden herhangi biri ile ilişkilendirilemez? Arkadaşlar buradaki ifade, buradaki cümle biraz anlaşılması zor gibi görünüyor ama isterseniz önce bunu bir çözümleyelim. Aslında çok da zor değil. Burada neyi ifade etmiş? Zor zamanlar ne doğuruyor? Güçlü insanlar doğuruyor. Güçlü insanlar ne doğuruyor arkadaşlar? İyi zamanları doğuruyor bakın. Zor zamanlar güçlü insanları, güçlü insanlar da iyi zamanları doğuruyor. Aslında burada bir ayrım var. Sonra ne oluyor? İyi zamanlar zayıf insanları doğuruyor arkadaşlar. Neden iyi zamanlar zayıf insanları doğurur? Rahatlık her zaman nedir? Tembelliği oluşturan unsurlardan birisidir. Yani iyi zamanlarda insanlar ne oluyor? Tembelleşiyorlar. Burada zayıflıktan kasıt aslında tembelliktir. Daha sonra ne oluyor? Zayıf insanlar da zor zamanları getiriyorlar. Yani çalışmaktan üşenen insanlar, çalışmak istemeyen
Zayıf insanlar çoğaldığı zaman ne oluyor? Zor zamanlar geliyor. Tekrardan yani zor zamanlara gidiyoruz. Şimdi anlatılmak istenen bu cümlede. Yukarıya baktığımızda hangisi bu düşüncelerden biriyle ilişkilendirilemez demiş. İkiye bakıyorum arkadaşlar. İki de önemli bir konu var. O da Kurtuluş Savaşı. Bakın Kurtuluş Savaşı'na vurgu yapmış. Kurtuluş Savaşı nasıl bir zamandı? Zor bir zamandı değil mi arkadaşlar? Güç bir zamandı. Dolayısıyla bu zor zamanda kim çıktı ortaya? Atatürk çıktı. Yani güçlü bir insan çıktı. Bakın zor zamanlar neyi doğurdu? Güçlü insanları doğurdu. Peki o zaman bu alakalı değil mi? Bu ilişkilendirilebilir. İşaretleyelim. Peki 3'e bakıyorum. 15. yüzyılda Avrupa'da birçok sanatçı ve bilim adamı tarafından başlatılan Rönesans. Bakın Rönesans. Rönesans da biliyorsunuz sancılı bir dönemdir arkadaşlar. Rönesans'ın sonucunda ne çıkmıştır ortaya? Çok farklı görüşler, çok farklı bilim insanları, çok ileri düzeyde bilim insanları ortaya çıkmıştır. Yani yine zor bir zaman neyi doğurmuştur? Güçlü insanları doğurmuştur. Güçlü bilim adamlarını doğurmuştur. Güçlü fikirleri doğurmuştur. Dolayısıyla o zaman 3 de neyle alakalıdır? Aşağıda bahsedilen cümleyle alakalıdır. Değil mi? 1'e bakıyorum. 1'i komple okuyacağım. Aydınlanma döneminde Avrupa'da insan düşünen bir varlık olarak şartlarını ve çağını ileriye taşımak zorundadır. Fikri hakimdir. Bu nedenle insanoğlu evrenin sırlarını çözmeye çalışarak ve çağın en büyük korkusu olan başarısızlığın üstüne giderek yeni rotalar çizmek mecburiyetindedir. Çağın bir parçası olmak isteyen bilim insanları tarihten ders almak zorundadır. Bakın burada bir betimleme var. Burada bir betimlemenin devamındaysa bir tavsiye var. Yani burada bizim aradığımız şey aslında yok. Bu nedenle biri almayacağız. Hangisi ilişkili o halde? 2 ve 3 ilişkili. Bize neyi sormuştu? Hangisiyle ilişkilendirilemez diye sormuştu. Dolayısıyla 1 ile ilişkilendirilemeyeceği için cevap ne olur arkadaşlar? Cevap 1 olur. O da yani Adana. Geçiyoruz. 3. sorumuz. 3. sorumuz bir grafik sorusu. 3 tane grafik verilmiş. Bakın. 3 adet grafik verilmiş. Biraz yakınlaştıralım. Burada Türkiye'de orman yangınlarından etkilenen alan miktarının yıllara göre dağılımı. Bu grafik Türkiye'de sera gazı kaynaklarının dağılımı. Üçüncü grafik ise Türkiye'de kentsel ve kırsal nüfusun yıllara göre dağılımı. Numaralanmış grafiklerden hangileri açıklamaları ile örtüşmez? Arkadaşlar sağ tarafta açıklamalar var görüyorsunuz. Hangileri bu açıklamalarıyla örtüşmez bakalım. Şimdi açıklamayı okuyorum. 1957'den itibaren Türkiye'de orman yangınlarında kayda değer bir azalma görülüyor. 1957'den itibaren Türkiye'de orman yangınlarında kayda değer bir azalma görülüyor. Bakalım 1957 işte burası bakın. Peki 1957'den itibaren kayda değer bir azalma var mı sizce? Bakın dönem dönem arttığı olmuş, azaldığı olmuş, arttığı olmuş, azaldığı olmuş. Yani 1937 ile 57 arasına göre var. Ama 57 sonrasıyla alakalı doğrudan böyle bir ifadeye ulaşamayız arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman ne diyoruz? Birinci grafik açıklamayla örtüşmez. Devam ediyorum ikinci grafik. Türkiye'de sera gazı kaynaklarının dağılımı demiş. Türkiye'de sera gazı salınımı her geçen gün artıyor. Bakın bu ifadeye benim ulaşabilmem için burada bir yıl dağılımının olması lazım. Yıl verisinin olması lazım. Herhangi bir yıl verisi var mı? Hatta bu grafiğin hangi yılla alakalı olduğu bile yok. Yani sera gazı salınımı her geçen gün artıyor diyemem ben buradan. Niye diyemem? Yıl bilgisi yok. Eğer yıl bilgisi olsaydı bir üstteki grafik gibi belki o zaman söyleyebilirdik. O yüzden hangisine ulaşamıyoruz? 2'ye de ulaşamıyoruz. 1 ve 2 gitti. Yani 1 ve 2 örtüşmüyor. Devam ediyorum arkadaşlar. 1960'tan beri Türkiye'de kent nüfusu artarken, bakın kent nüfusu kesikli çizgi, kır nüfusu azalmıştır. Bakın kırmızı çizgi azalmıştır. Dolayısıyla burada açıklamayla grafik örtüşüyor. O halde 3'ü katamayız arkadaşlar. Hangilerini katabiliyoruz? Uyuşmayan, örtüşmeyen 1 ve 2 değil mi? 1 ve 2. Dolayısıyla cevap ne olacak bu durumda? Cevap, 3. sorunun cevabı Ceyhan olacak. Devam ediyoruz. 4. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen öğrenme aşamalarından herhangi birine örnek olamaz? Neymiş bu örnek öğrenme aşamaları? Bakalım.
Bilmeme hali. Neyi bilmediğini bilmez. Yani bu durumdaki birisi neyi bilmediğini bilmiyor. İkincisi, öğrenmenin devam etmesi. Ne olduğunu bilir ancak yapamaz. Bu aşamada ne olduğunu biliyor ancak yapamıyor. Üçüncü aşama ustalık. Otomatik olarak yapar. Yani herhangi bir çabaya gerek duymadan doğrudan bunu ustalıkla yapar. Şimdi bu üç öğrenme aşaması ile ilgili ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi bunlardan herhangi birine örnek olamaz? Bakalım arkadaşlar. Şimdi A'da ne yazmış? Telefonun video kırpma özelliğinin bilinmesine karşın bu özelliğin kullanılmaması. Bakın A'da ne var? Ne olduğunu biliyor ama yapmıyor. B'ye bakalım. Bir türkünün notalara bakılmaksızın bağlama ile kolayca çalınması. Bakın burada ustalık var. Otomatik olarak yapıyor. Yani herhangi bir yardım almadan, herhangi bir çaba göstermeden doğrudan yapıyor değil mi? C'ye atlıyorum, D'ye bakıyorum. Bilgisayarın varlığından haberi olmayan birinin onu açma konusunda da bilgisinin olmaması. Zaten burada ne var? Neyi bildiğini bilmez. Yani bilmeme hali. Bilgisayarın varlığından haberi olmayan birinin onu açmayla ilgili bilgisi zaten olması düşünülemez. Dolayısıyla burada ne var? Bilmeme hali var. C'ye bakıyorum. Babasının oltayla balık tuttuğunu gören bir çocuğun balık tutmaya çalışması dolaylı bir öğrenmedir arkadaşlar. Yani babasına bakarak balık tutmayı öğreniyor. Onu taklit ediyor. Burada hem dolaylı öğrenme var hem taklit etme var. Yani yukarıdakilerle alakalı bir durum yok. Dolayısıyla cevap ne olur? Burada cevap Ceyhan olur arkadaşlar. Soru 5'e bakıyoruz. Soru 5'te 2 tane metin var. Bu iki metin de benim çok hoşuma gitti. Ders verici metinler. Bunların ikisini de size okuyacağım. Önce birinci metni okuyalım. Bir tilki gün doğarken gölgesinin uzunluğuna baktı ve şöyle dedi. Bugün öğle yemeğinde bir deve yiyeceğim. Ve bütün sabah deve arayıp durdu. Ama öğle güneşi yükseldiğinde gölgesinin ne kadar kısa olduğunu görünce kendi kendine şöyle söyledi. Bir fare de işimi görür. Birinci metin bu. Şimdi ikinciyi okuyalım. Kavanın yanında bir kabak filizi boy vermişti. Bahar ilerledikçe kavak ağacına sarılarak yükselmeye başladı ve neredeyse onunla aynı boya geldi. Bir gün dayanamayıp kavağa sordu. Sen kaç ayda bu hale geldin? 10 yılda. 10 yılda mı? Ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim dedi ve güldü. Günler günleri kovaladı. Sonbahar geldiğinde kabak önce üşümeye başladı, sonra yapraklarını düşürmeye. Endişeyle kavağa sordu. Neler oluyor bana? Kuruyorsun. Niçin? Benim 10 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalıştığın için. Arkadaşlar, bakın burada her iki metinde de kişileştirme var. Hangi varlıklar kişileştirilmiş? Birincisinde tilki kişileştirilmiş, değil mi? Bakın. Tilki kişileştirilmiş. İkincisinde ise kavakla çizelim. Kavakla kabak değil mi? Kavakla kabak kişileştirilmiş. Bu kişileştirilen varlıkların ortak bir özelliği var. O da nedir? Kendilerini olduklarından büyük görme. Tabi burada kabakta böyle bir özellik yok. Sadece burada kişileştirme var. Ama tilki ile kabakta kendilerini büyük görme. Yani olduklarından büyük görünmeye çalışma özelliği var bunlarda. Dolayısıyla bunlar haddini bilmiyorlar. Yani haddini bilmeden hareket ediyorlar. O yüzden burada seçeneklerde biz neyi arayacağız? Haddini bilmemeyi arayacağız. Şimdi başı göğe ermek. Burada ortak vurgu bu mudur? Yani her iki metnin de ortak vurgusu bu mudur? Ana fikri bu mudur? Başı göğe ermek midir? Hayır, alakası yok. Peki tepeden bakmak. Her iki metinle de alakalı böyle bir ana fikir var mı? Yok. Bindiği dalı kesmek. Bununla ilgili de kesinlikle bir şey söyleyemiyoruz. Ancak burada her iki varlığında, kişileştirilen her iki varlığında haddini bilmeden hareket ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunların ortak vurgusu, bunların ortak ana fikri haddini bilmekle alakalıdır. Cevap Bursa. Geçiyoruz 6. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Okuyalım parçayı. Ben roman yazmayı sadece kendi üstlendiğim bir iş gibi görmüyorum. Bunu romanımın kişileriyle birlikte üstleniyoruz. Olayları, durumları, kişileri birlikte yazıp götürüyoruz. El ele, omuz omuzayız. Burada boşluk var. Her yazdığım insan benim, yazdığım her insansa ben. Başka türlü nasıl olabilir? Belirli kurallarla, formüllerle roman yazan bir yazın memuru değil, kahramanlarıyla beraber çalışan bir romancıyım ben.
Şimdi burada yazar neyi ifade etmek istemiş aslında? Bu roman yazma sürecinin veya bir eser ortaya koyma sürecinin otomatik, robotik bir şey olmadığını anlatmaya çalışmış. Yani süreç içerisinde ben kahramanlar oluştururum, kahramanlar bana fikir verir, sonra ben o kahramanları tekrardan şekillendiririm. Yani bu sürekli nedir? Etkileşimli bir süreçtir. Burada yazar ortaya koyduğu eseriyle beraber özdeşleşmiş durumda ve onunla sürekli bir etkileşim içerisinde arkadaşlar. O halde buradaki boşluğa ne getirebiliriz? Bakalım. A. Hepimiz kendi yolumuzu çizmişiz. Şimdi burada A şıkkında, A seçeneğinde yazarın söylediğinden farklı bir şey var. Bakın, hepimiz kendi yolumuzu çizmişiz. Halbuki yazar ne diyordu? Hepimiz birbirimize hizmet ederiz diyordu, değil mi? Yani herkes kendi yoluna demiyordu. O yüzden A'yı eliyoruz. Kahramanlarım şekillendiriyor hikayelerimi. Şimdi sadece kahramanlar mı şekillendiriyor? Hayır, yazarın da katkısı vardı. Dolayısıyla sadece bu da olmaz. Farklı rüzgarlar şişiriyor yelkenlerimizi. Yani bu ne demek? Her birimiz ayrı yerlerden besleniyoruz demek ki bu yazarın söylediğinin tersi bir durumdur yine. Çünkü yazar ne demişti? Hepimiz birbirimizi besleriz demişti. Sonuncuya geliyoruz. Burada ne demiş? D şıkkında hayal gücümüz aynı terziden giyiniyor. Bakın, hayal gücümüz aynı terziden giyiniyor. Burada hayal gücünden kastımız nedir bizim? Romanda yazılanlar. Romandaki ürünler. Peki terziden kastımız nedir? Burada yazardır. Arkadaşlar burada bir benzetme var. Yani hayal gücümüz aynı terziden giyiniyor. Romanda yazılanlar, hayallerimiz aynı yazar tarafından etkileşimli bir şekilde sunuluyor demek istemiştir. Yani burada yazar kahramanlarını besliyor. Kahramanlar yazarı besliyor. Karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Dolayısıyla yukarıda söylenenlere en yakın olan şık seçenek D seçeneğidir. Bu yüzden cevap ne diyoruz? Bu yüzden cevap Denizli diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim 7. soruya. Aşağıda bir tablo verilmiş. Bakın, bazı isimler söylenmiş. Arda, Beril, Ceylin ve Didem. Bunların aldığı bazı bilgisayarların özellikleri bu tabloda dağıtılmış. Bakalım bu kişilerin aldığı bilgisayarların özellikleri nelermiş? Arda rahat taşınabilen ve depolama alanı en geniş olan bilgisayar almış. Depolama alanı en geniş olan. Bakıyorum, depolama alanı en geniş olan hangisi? İki tane var. 256 GB'lık iki tane depolama alanı söz konusu iki bilgisayar var. Ama bir özellik daha vermiştir. Rahat taşınabilen. O halde nasıl olması lazım ağırlığının? Hafif olması lazım, değil mi? O yüzden 1.9 mu ağır, 1.4 mü? Burada 1.4 daha hafif olduğu için dolayısıyla ne diyeceğiz? M bilgisayarı Arda'nın almış olduğu bir bilgisayardır. Devam ediyorum. Beril ise şarjı mümkün olduğunca uzun süre dayanan ve en büyük ekranlı bilgisayar. Bakın yine ipucu en büyük ekran. Şimdi bakıyorum en büyük ekran hangisinde var? K'de var, değil mi? Bakın 39,60. Bir de N'de var. O da 39,60. Ama bununla beraber bir özelliğin daha olması gerekiyor. O da şarjı mümkün olduğunca uzun gitmesi lazım. Bakın. K'nin şarjı 8 saat giderken N'nin şarjı 6 saat gidiyor. O halde uzun olanı tercih edeceğimize göre, Beril'in uzun olanı tercih ettiğine göre cevap ne olur burada? K olur, değil mi? Yani Beril'in almış olduğu bilgisayar hangisiymiş? K'ymiş. Devam ediyorum. Didem ise fiyatı en uygun olan bilgisayar almıştır. Bakın fiyatı en uygun. Bu da bize ipucunu verdi. Fiyat en uygun bilgisayar hangisi burada? 2700 TL ile L bilgisayarı. O halde L'yi de kim aldı? Didem aldı. Bu durumda geriye hangi bilgisayar kalır arkadaşlar? Bu durumda geriye N kalır. N'yi de kim almış oluyor? Ceylin almış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla hatırlayalım şimdi. Arda M bilgisayarını aldı. Beril K'yi aldı. Didem L'yi aldı. Ceylin N'yi aldı. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arda ile Beril'in aldığı bilgisayarların depolama alanları aynıdır. Arda ile Beril, yani M ile K. Bakalım depolamaları aynı mı? M 256, K 256. Doğru. Bu doğru. B'ye bakalım. Beril'in bilgisayarı Ceylin'in bilgisayarından daha hafiftir. Beril'in bilgisayarı yani K bilgisayarı Ceylin'inkinden yani N'den daha hafiftir. K N'den daha mı hafif? Bakalım. K 1.9, N 2. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. C'ye bakıyorum o halde. Ceylin'in bilgisayarının ekran boyutu
Didem'inkinden büyüktür. Ceylin'in bilgisayarı hangisiydi? N idi. Didem'inki L idi. Peki N'nin ekran boyutu L'den büyük mü? Bakalım. N'nin ekran boyutu 39-60. L'ninki 35. Doğru. N L'den büyük. O halde D'ye bakıyoruz. Didem'in bilgisayarının batarya ömrü Arda'nınkinden fazladır. Didem'in bilgisayarı hangisiydi arkadaşlar? L idi, değil mi? L bilgisayarı Arda'nınkinden yani M'den batarya ömrü daha uzundur. Bakalım L'nin batarya ömrü ne kadardı? L'nin batarya ömrü 7 saatti. Peki M'nin batarya ömrü ne kadar? 8 saat. Yani L N'den daha fazla bir batarya ömrüne sahip değil. O halde yanlış olan seçenek hangisidir arkadaşlar? Yanlış olan seçenek Denizli'dir. Cevap Denizli. Devam ediyoruz 8. soru. Numaralanmış cümleler düşüncenin akışına göre sıralandığında hangisi baştan 3. olur? Hangisi baştan 3. olur? Önce bir gözden geçirelim arkadaşlar. Siz okumuşsunuzdur zaten bunları. Kısaca bir gözden geçirdikten sonra en doğru sıralamanın şu şekilde olacağını zaten görüyoruz. Bakın. Şimdi birinci sırada ne var? İskelenin yanından kalkıp yorgun adımlarla kulübeye doğru yürüyorum yavaş yavaş. Bakın burada kulübeye doğru yürümeye başladı. Burada olayın başlangıcı var. Yani girişi var. Bundan sonra ne olması lazım? Bakıyoruz. Rüyalarımı ve tedirgin masallarımı kıyıda bırakarak bakın. Nereden kalkmıştı? İskeleden kalkmıştı. O halde rüyalarını ve tedirgin masallarını nerede bırakacak? Kıyıda bırakacak değil mi? Rüyalarımı ve tedirgin masallarımı kıyıda bırakarak yani iskeleden ayrılıyorum şu anda. Denizin ve martıların seslerini yüreğime hapsederek açıyorum yılların acısıyla gıcırdayan kapıyı. Şimdi kulübenin kapısını açtık. Devamında ne olacak? Bakın. Sözcüklerini aramaktan yorulmuş anılarımı yüreğimin kuytu bir köşesine ekleyerek seslerin ve kokuların yalnızlaştığı bu kulübede saatlere karışıyorum. Yani ne oldu? İskeleden ayrıldı. Kulübeye gitti. Daha sonra bu kulübede saatlerce kaldı. Bakın üçüncü ne oldu bu arada? Üçüncü A şıkkı yani birinci oldu. Bir numara oldu. Devam ediyorum. Şimdi saatlerce kulübede kaldı. Daha sonra ne oldu? Günün akşama döndüğü dakikalarda bakın zaman geçti akşam oldu. Pejmürde perdelerini ve deniz kokan tahtalarını ardında bırakarak kulübeden çıkıyorum bir gölge gibi. Arkadaşlar burada pejmürde kelimesini önemsiyorum. Pejmürde ne demek? Pejmürde dağınık demek. Eski, yıpranmış anlamlarına geliyor. Biraz eski bir kelime, günümüzde pek kullanılmayan bir kelime. Bunu da eğer bilmiyorsanız dağarcığınıza alın lütfen. Yani sonuç olarak ne oldu? İskeleden ayrıldı. Kulübeye döndü. Kulübede saatlerce kaldı ve son olarak günün akşama döndüğü dakikalarda tekrardan kulübesinden ayrıldı. Olayın akışı bu şekilde. Yani sıralamamız ne olacak? 2, 4, 1, 3. O halde 3 numarada hangisi var arkadaşlar? 1 numaralı seçenek var. Yani cevap A. 9. soruya geliyoruz. Numaralanmış cümlelerden hangileri paragrafın ana fikrini desteklemektedir? Bakın. Numaralanmış cümlelerden hangileri? Yani yukarıdaki 3 numaralanmış cümle var. Bunlardan hangileri buradaki paragrafın, yazılmış paragrafın ana fikrini desteklemektedir? Paragrafı okuyalım isterseniz. Çoğu kişiye göre matematikten anlamak doğuştan sahip olunan bir yetenektir. Bu anlayışa göre matematiksel yeteneğe de ya sahipsinizdir ya da değilsinizdir. Oysa bazı araştırmalara göre bu alanda gösterilen performans yetenekten çok matematiğe karşı takınılan tavırla ilgili. Bakın bu ifadeyi önemsiyorum. Tavırla ilgili bize ipucu veriyor burada. Devam ediyorum. Devamındaki cümlede. Çabalamaya istekli. Şunu büyütelim biraz. Evet. Çabalamaya istekli. Hele bir de gayretliyseniz bakın. İstekli ve gayretli olmak. Bu ifadeyi de önemsiyorum. Bu da bize ipucu veriyor. Gayretliyseniz matematikte ustalık kazanmanız pek âlâ mümkündür. Şimdi paragrafta ne anlatılıyor arkadaşlar? Paragrafta şu anlatılıyor. Yani başarıya ulaşmak için veya matematikte başarılı olmak için doğuştan getirmiş olduğunuz bazı yeteneklerden ziyade çalışmak, sabretmek, üzerine düşmekle ilgili tavsiyeler yer alıyor. Yani siz doğuştan matematiğe yetenekli olup olmamanız önemli değil. Önemli olan nedir? Sonrasında çalışıp bunu halletmeye çalışmanız ki eğer halletmeye çalışırsanız bunu halledebiliyormuşsunuz. Paragraf bununla alakalı. Peki yukarıda bunu destekleyen ana fikirler ne olabilir? Bakalım. Başarılı insanlar ara vermeden mücadele edenlerdir. Bakın başarılı insanlar ara vermeden mücadele edenlerdir. Evet, aslında burada ne demişti bize? İstekli, hele bir de gayretliyseniz değil mi? Matematikle ilgili böyle bir çabanız varsa o zaman sonuca ulaşabilirsiniz.
Yani bir o halde bizim paragrafımızın ana fikriyle alakalı mı? Evet, alakalı. Peki ikiye bakalım. Ne kadar çok bilirsen o kadar az emin olursun. Şimdi paragrafı okuduğumuzda böyle bir bilgi yok. Böyle bir ifadeye ulaşamıyoruz. O yüzden bunu geçiyorum. Üçüncüye bakıyoruz. Matematikte zekadan önce sabır gelir. Bakın burada sabırdan kasıt çalışma ve gayrettir. Yine aynı noktaya geldik. İstekli, hele bir de gayretliyseniz bakın. Bütün bunlar nedir? Sizin aslında matematiğe karşı tavrınızdır. Hani bu iki çizdiğimiz ipucu var ya. Bakın yukarıda hepsi de bununla alakalı. O halde matematikte zekadan önce sabır gelir ana fikrine de ulaşabiliyorsak, burada paragraftan ulaşabildiğimiz iki tane ana fikir vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi birinci, diğeri ise üçüncüdür. Cevap ne olur o halde? 1 ve 3 değil mi? 1 ve 3'e ulaşabiliyoruz. Cevabımız Bursa. İşaretleyelim. Ve son sorumuz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? Okuyalım paragrafı, parçayı. Türk şiirinin evvelden beri anlamla başı derttedir. Şiirin konusu ne? Ne anladın bu şiirden derler. Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorularıdır. Bakın burada ipucu var. Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorularıdır. Burada bir şeye başvurulmuş arkadaşlar. Ne peki? Eleştiri mi? Tanımlama mı? Tespit mi? Karşılaştırma mı? Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorunlarıdır. Bakın bir şeyi tespit ediyor burada. Bu sorunlar çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorularıdır. O halde burada ne var? Tespit var. Tespiti eliyoruz. Devam ediyorum. Bana bu şiirde ne demek istediniz diye sorulduğunda tekrar okurum o şiiri ve işte bunu demek istedim derim. Çağdaş şiirde her şeyden önemli olan duyumdur. Duyum nedir arkadaşlar? Duyum hissettiğimizdir. Buradaki anlamı hissetmektir. Şiiri duymak, duyurmak, hissettirmek. Ben ilk okuduğumda anladığım şiire kolay kolay şiir diyemem. Ne demiş parçayı yazan, bu ifadeleri kullanan kişi? Ben eğer bir şiir ilk okuduğumda anlıyorsam o şiire şiir demem. Yani şiiri okuduğumda defalarca okumalıyım ki anlamına ulaşmalıyım. O halde burada ne var? Arkadaşlar, ben ilk okuduğumda anladığım şiire kolay kolay şiir diyemem. Bakın burada ilk okunduğunda anlaşılan şiire bir eleştiri var. Eğer bir şiir diyor ilk okunduğunda anlaşılıyorsa o şiir iyi şiir değildir diyor. Bakın eleştiri var burada. Burada ayrıca bir şey daha var. Aynı cümlede. Ben ilk okuduğumda anladığım şiire kolay kolay şiir diyemem derken kolay okunan şiirlerle, kolay anlaşılan şiirlerle, kolay anlaşılmayan şiirleri bir de karşılaştırmış. Yani bu cümlede iki şeye başvurulmuş. Bakın. Bu cümlede iki şeye başvurulmuş. Hem karşılaştırma hem eleştiri. Birinci işaretlediğimiz cümlede ne vardı? Tespit vardı. Bakın. Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorularıdır cümlesi tespittir arkadaşlar. Ben ilk okuduğumda anladığım şiire kolay kolay şiir diyemem cümlesi ise hem karşılaştırma hem eleştiridir. O halde burada ne yok arkadaşlar? Tanımlama yok. Zaten paragrafa göz gezdirdiğimizde herhangi bir şeyin tanımlanmış olduğunda görmüyoruz. Dolayısıyla 10. sorunun cevabı da C olur. Arkadaşlar önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Şimdiden hepinize kolay gelsin.